Merhum Üstad buyururlar ki, Şaban-ı Şerif'in 15. Berat gecesi akşamında, akşam namazından sonra 3 kere Yasin-i Şerif suresi ve her birinin sonunda da Berat duası okunacaktır. Birinci okuyuşta Allah'ın Said kullarından olmak niyetiyle. İkinci okuyuşta hayırlı ve uzun bir ömür niyazıyla okunacak. Üçüncü defa okunurken de her türlü kaza ve belalardan emin olup hayırlı bir rızık için okunacaktır. Dolayısıyla orada okunacak dua da şöyledir. Allahümme ya del mennü ve la yümennü aleyh. Ya del celal vel ikram. Ya del tavlu vel in'am. La ilahe illa ente. Zahrel laci'in. Ve carel müstecirin. Ve emanel haifin. Allahümme in kunte ketebtene indeke fi ummul kitab. Şakiyen. Ev mahrumen. Ev matruden. Ev muktarren aleyye fir rızk. Femhu. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإكتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا ومرزوقا وموفقا للخيرات إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به عالم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütuf ve ihsanı bol olan, senden başka bir ilah yok. Sen, kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinden emniyete kavuştuğu yüce bir zatsın. Allah'ım, beni kendi katında, yani Ümmül Kitap'ta, Levh-i Mahfuz'da, şakî, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ım fazl-ı ihsanınla benim kötülüğümü, mahrumiyetimi, huzurundan kovulmamı, rızkımın az olmasını sil ve beni kendi katında, yani Ümmül Kitap'ta, yani Levh-i Mahfuz'da, Said, rızkı bol, hayırlara muvaffak olan bir kul olarak yaz. Şüphesiz sen, Resulünün lisanı üzere indirilen kitabında şöyle buyurdun. Allah, dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Yemhullahu ma yeşâ ve yusbit ve indehu ümmül kitab. Zira kitap, ana kitap, her şeyin yazıldığı kitap onun yanındadır. İlahi, en büyük tecelliniyle, her hikmetli işe kendisinde hükmedilen, kesin karar verilen mübarek Şaban ayının yarısı gecesinde bizden bildiğimiz, bilmediğimiz, senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır. Şüphesiz sen en yüce, en keremlisin. Rabbim Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına salatu selam eyle. Amin.